Senin yatağını buradan kaldırırız kızım. Nimet'e yeni bir oda takımı alırız. İleride üniversiteli olacak ne de olsa, değil mi? Kıza şöyle güzel büyük bir çalışma odası lazım. İffet. Kızım. Bak bakayım bana. Ağlıyor musun sen kızım? Yok ola ağlamıyorum. Oo benim güzel kızım. Gelin işte. Hem ağlar hem gider. Aydın benim değil mi? Bak ben olmazsam çok kızarım ha. Serpil, ben daha ölmedim çocuğum. Birden fazla nikah şahidi oluyor ki. Ben niye bunu bilmiyorum? Kuzenlerim düğünde birbirine girdi. Hayırlı olsun İffetciğim. Böyle olacakmış demek ki. Kısmet buymuş. Alın yazısı işte. O Cemil denen it de bir tarafların akına yaksın artık. Neyse yani. Ben hep hayal ederdim Feyyaz. Cemiller beni istemeye gelecekler. Cemil en ucuzundan bir çikolata yaptıracak. Takım elbise giyecek. Ben kahve yapacağım onlara. Babam bütün gece ters ters Cemil'e bakacak. Sonra bin tane soru soracak. Kumarın içkin var mı? Kızıma bakabilecek misin? Ben kolay yetiştirmedim kızımı diyecek. Cemil babamın karşısında utanıp sıkılacak. Bir sene bekledim Feyyaz. Gelip babamdan beni istesin diye bir sene bekledim. Gelmedi. Yalvardım. Ağladım gelmedi. İstemedi. İhsan Bey. Ali İhsan. Dün gece evlenme teklif etti bana. Bugün gelip babamdan istedi. Sadece bir gün sonra. Ne garip değil mi? Evlenirken bile mutlu olamıyorum. Ne kadar kandırıldığımı, aldatıldığımı anlıyorum bir kere daha. Sevinemiyorum bile. İçim sızlıyor. Ne olur kusura bakmayın. Ya bakmayın ama öyle utanıyorum. Maşallah kızıma. Ben sana bir şey almıştım. Ne almıştın serseri? Getiriyorum.
Abla ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Allah Allah. Niye böyle düşünüyorsun ki kızım? Yani her şey çok hızlı gelişti. Ben daha Ali İhsan Bey'e Ali İhsan bile diyemiyorum. Benim temiz kalpli kızım. Niye yanlış bir şey yapasın ki? Hem bak ne güzel kısmetin çıktı. Hem de ne hayırlı bir kısmet biliyor musun? Çok şükür. Bilirsin ben Ali İhsan Bey'i çok severim. Ne bileyim. Korkuyorum galiba. Bu senin. Deli kız. Ay. Çok güzel. Canım. Benim melek gibi ablama nazar değmesin. Taksana. Takarım kızım. Ben bakarım. İyi akşamlar İffet Hanım. Ya ne olur bana hanım falan deme Aydın ya. Peki o zaman. İyi akşamlar İffet. İyi akşamlar Betül. Ne haber? Gidelim Aydın. Hoş geldiniz. Hoş geldin İffet. Hoş bulduk. İstersen yemeğe geçelim hemen. Ben önce bir arkadaşlarımın yanına mutfağa uğrasam. Tamam peki. Hadi. Emine yeter. Aa! Mutfağı tepemize indirdin. Şu hale bak. Hizmetçi hizmetçilik yapıyoruz. Ne malın gözüymüş bu İffet. Ali İhsan Bey de ne saf adammış. Merhaba. Ah hoş geldin kızım. Nasılsın Osman amca? Sağ ol kızım iyiyiz hamdolsun. Duyduk çok sevindik. Allah bir yastık dokacaksın. Teşekkür ederim. Tanti yavgur İffet. Mutluluklar dilerim. Allah mesul etsin bacım. Teşekkür ederim. Ne pişirdiniz bu akşam, ne yiyoruz? Sana özel gnocchi yaptım. Gnocchi?
pasta italiano. Ellerine sağlık. Dilek Hanım nerede? Vallahi ortalıklarda yok. Ha, Emine. Ali, sen nerede? İçeride efendim. Misafir var. İffet geldi yemeğe. Hiç vakit kaybetmiyorlar. Şu hale bak. Siz yemek yiyecek misiniz efendim? Hayır. Ben odama çıkıp eşyalarımı toplayacağım. Bir süre buraya gelmeyeceğim. Bu rezilliği görmek istemiyorum. Ama gitmeden Ali sana bir uğrayacağım tabii. İffet, nikah için aklında bir tarih var mı? Yok, ben bir şey düşünmedim. Yani siz nasıl uygun görürseniz. Alabilirsin. Bence hiç vakit kaybetmeyelim. Çünkü sen bana evlenmeden siz demekten vazgeçmeyeceksin. Teşekkür ederim Emine. Sen işin bittiyse gidebilirsin. Emredersiniz efendim. İffet, sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Teklifimi kabul ettiğin için pişman mısın? Yok, hayır. Bunu nereden çıkardınız? Ne bileyim, seni biraz sessiz, durgun, hatta bazen keyifsiz görüyorum da. Yok, vallahi ben... Yani çok şaşkınım. Alışmaya çalışıyorum. Böyle güldüğün zaman beni o kadar mutlu ediyorsun ki. Seni böyle mutlu görmek de beni çok mutlu ediyor Ali İhsan. Afiyet olsun. Ara son gün lütfen. İffet. Sonunda muradına erdin. Nasıl, sen de mutlu musun bari? Abla lütfen. Nikahınız ne zaman? Beni çağıracak mısınız? İffet, ben senin yerinde olsaydım bütün malı mülkü üstüme geçirmesini isterdim Ali İhsan'dan. Baksana teşne zaten. Aa, ne kadar aptalım. Evlenince zaten her şey senin olacak. Değil mi? Benimki de laf işte. Abla yeter artık. Müsaadenizle ben kalkabilir miyim? Sen hiçbir yere gitme İffet. Ben gidiyorum. Yalnız izin verirsen gitmeden önce Ali İhsan'la konuşmam gerek. Tamam, dışarıda konuşalım. Memnuniyetle. Tekrar tebrik ediyorum İffet. Hedefi tam 12'den vurdum. Abla. Beni iyi dinle Ali İhsan. Hepimizi karşına alarak bir karar verdi. Ve şimdi de bunun sonuçlarına katlanacaksın. Ne demek istiyorsun? Biraz daha açık konuşabilir misin? Yarınki ekspozisyon birlikte yapacağımız son iş. Kendine yeni bir tasarımcı bulursun artık. Ben holdingdeki bütün payımı alıp ayrılıyorum. Erhan ve Gül'inle de konuşacağım. Eminim onlar da bana katılacaklardır. Ya neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Neden mi böyle bir şey yapıyorum? Sen bütün servetimizi
bir hizmetçi kızın ayaklarının altına sereceksin. Sonra ben payımı alıp ayrılıyorum dediğimde neden bunu yapıyorsun abla diyeceksin. Elbette alacağım payımı. Ne sana ne de o İffet denen servet avcısına ben yedirmem hakkıma, emeğimi. Sen aklını yitirmişsin. Paranoyak olmuşsun artık. Kimin aklını yitirdiğini zaman gösterecek Alihsan. İffet senin her şeyini alıp dımdızlak ortada bıraktığında göreceğim ben seni. Yarın Ömer'le gelip gerekli işlemleri başlatacağız. Haberin olsun. Ömer mi? O herif yine mi girdi hayatına senin? Bu seni hiç ilgilendirmez Alihsan. Bundan böyle benim hayatımla ilgili en ufak bir şeye bile karışamazsın. Emre'ye söyle, bütün evrakları hazır etsin. Ne yapalım? Buraya kadarmış. Ha, bu arada Nil'le de konuşacağım. Ondan da benim yanımda olmasını isteyeceğim. Ne yaparsan yap ama Nil'i karıştırma bu işlere. Pek kafaya takılmayacak şeyler değildi ama. Biliyorum, haklısın. O direkt kötü bir insan değildir. Ona zaman tanımamız lazım. Başka bir şeylerden bahsedelim. Hatta yemeği de boş ver. Gel dışarı çıkalım, biraz hava alalım. Şirketin yeni kreasyonunun sunumu var. Nil bahsetmişti. Sen de gelmek ister misin? Ben gelmesem. Şimdi Dilek Hanım da orada olacak. Yani bir süre beni görmese daha iyi galiba. Ya senin de orada olmanı o kadar çok isterdim ki. Efendim. İffet, hemen buraya gelmen lazım. Müsaadenizle. Alo Cemil. Ne iş var o telefonun sende? Nil nerede? İffet, bu kız uyuşturucu kullanıyor. Durumu çok kötüydü. Sokaktan alıp hemen eve getirdim onu. Şu an uyuyor. İyi mi kötü mü bilmiyorum yani. Ne yapacaksan yap işte. Babasına mı haber vereceksin? Kendin mi geleceksin? Gel. Tamam, ben geliyorum hemen. İffet, bir sorun mu var? Nimet. Nimet hastalanmış da. O zaman hemen gidelim, gel. Yok, sizin gelmenize gerek yok. Ben hallederim. Yok, ben de gelebilirim, hiç sorun değil. Gerçekten, o kadar önemli bir şey değildir. Şımarıklığından yapıyordur. Ya üşütmüştür, ben şimdi bir ıhlamur kaynatırım, bir şey kalmaz. Peki, sen bilirsin. Aydın'a söyleyeyim, seni bıraksın. Teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Aydın bundan sonra senin de şoför. Sen babamı kandırdın. Ben kimseyi kandırmadım. Sen kendine gelince konuşalım bunları. Lütfen babama bir şey söyleme. Tamam, söylemeyeceğim. Ama
istiyor. Teşekkürler Cemil, gidebilirsin artık. Önce konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. O adamla gerçekten evlenecek misin İffet? Gerçekten evleneceğim. Nasıl yaparsın İffet bunu? Nasıl mı yaparım? Sen nasıl yaptın Cemil? Ben artık seninle bu konuları konuşmak istemiyorum. Bizim artık birbirimize hesap soracak bir durumumuz yok. Yollarımız ayrı. Ne olur git artık. Seni unutamıyorum. İçimden atamıyorum seni. Denedim ama yapamadım. Sensiz nefes bile alamıyorum ben. Sen ne dediğinin farkında mısın Cemil? Sen hayatımı mahvettikten sonra nasıl böyle cümleler kurabiliyorsun ya? Sen nasıl bir adamsın Cemil? Ama ben sana söyledim. Bana ne yaşattıysan aynısını yaşayacaksın dedim. Şimdi git. Git ne olur, hayatımı daha fazla mahvetme. Bana da yazık. Git Cemil. Bin yıldır
söyler dururum, öğrenmiyor kalp görüldüğü üzere durumum. İnsan biraz olsun akıllanmaz mı? Büyümez mi er geç yanardağ gibi için için sönmez mi? Bu sinsi ateş vay yine mi keder ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler vay çileli başın ortasında kışın iyice beter vay yine mi keder ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler vay çileli başın ortasında kışın iyice beter. Geçer bir gün herkes farkında, herkes nasıl üzgün. İnsan biraz olsun akıllanmaz mı, büyümez mi er geç yanardağ gibi için için sönmez mi? Bu sinsi ateş vay yine mi keder ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler vay çileli başın ortasında kışın iyice beter vay yine mi keder ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler vay çileli başın ortasında kışın iyice beter. İçin çok özür dilerim. Sen iyiysen sorun yok. Ama senin bu illetten kurtulman lazım. Daha çok geçsin. Niye yapıyorsun kendine bunu? Merak etme. Bir daha başınıza dert olmayacağım. Ama ne olur sen de bu olanlardan babama bahsetme. Ben zaten şimdi onun yanına gidiyorum. Ona söylemem gereken şeyler var. İffet, ben Londra'ya döneceğim. Artık daha fazla kalamam burada. Olmadı, yapamayacağım. Nil, sakın yapma böyle bir şey. Yani baban duyarsa çok üzülür. Aylarca seni bekledi, yıkılır adam. Asıl burada kalıp kızının bir bağımlı olduğunu öğrenirse yıkılır. Öyle deme. Bence sen başarabilirsin. Hem vallahi ben elimden ne geliyorsa yaparım. Keşke. Keşke o kadar kolay olabilse. İffet. Sen çok iyi bir kız. Ne olur. Ne olur beni affet. Sana söylediğim her şey için beni affet. Halamı doldur şuna geldim işte. Çıkıyorum. Sen de istediğin zaman kapıyı çekip çıkarsın.
istiyorsun yine Cemil? Rahat bırak beni. Yürü gidiyoruz. Bırak beni. O adamla evlenmene izin vermeyeceğim seni. Seni ilgilendirmez benim kiminle evleneceğim. Benim hiçbir şeyim seni ilgilendirmez. Sen kim oluyorsun? Bütünden ayrılacağım. Boşanacağım İffet. Her şey eskisi gibi olacak, söz veriyorum bak sana. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Cemil. Kandırma kendini. O adamla evlenmene izin vermeyeceğim. Dur diyorum, bırak dedim. İffet, geleceksin.